İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Paris'te Zare Sinanya'nın katılımıyla bir konferans düzenlenecek. Artsakh'ın Hınkavan köyünün gençleri vatanı çalışarak geliştiriyor. Konstantinopolis şimdiki görünümünü Ermeni mimarlara borçlu. Mahkeme Batı Ermenistan'ın Yılanlı Dağı'nda mermer ocağı projesini iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri İdlib'e operasyon düzenledi. 7'si sivil, 13 ölü. Batı Ermenistan'dan bir grubu Dersim Ermenileri Yerevan'ı ziyaret etti. Batı Ermenistan'ın Van'daki Menua kanalı hala kullanılıyor. Ermenilerin çoğu Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti için ana siyasi tehdit olduğunu düşünüyor. 9 Şubat 2022'de yerel saatle 19'da Ermenistan Cumhuriyeti Diyaspora Yüksek Komiseri Zareh Sinanya'nın katılımıyla Paris'in 15. bölgesinin belediye binasında Ermenistan Cumhuriyeti ve Fransa arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler konulu bir konferans düzenlenecek. Konferans Haygagan Şarjum Ermeni Hareketi tarafından düzenleniyor. Konferans internet üzerinden yayınlanacak. Konferansta Batı Ermenistan'dan resmi bir heyet de hazır bulunacak. Rezervasyon e-posta ile gereklidir. Artsakh'ın Mardagert bölgesinin Hınkavan köyü 150 yıl önce kuruldu. Hınkavan köyü muhtarı Lorik Abrahamyan 1929'da yerleşimin komşu Vauhas ile birlikte bir köy olarak kabul edildiğini ancak 2001'de köylerin ayrıldığını söyledi. Muhtar Abrahamyan köy hakkında şunları söyledi. Benim görev süresi boyunca köyümüz Artsakh hükümeti tarafından çok ilgi gördü. Şehit düşen özgürlük savaşçılarının ailelerinin evleri yenilendi ve 4 aile için sıfırdan yeni evler inşa edildi. Köyde restorasyon ihtiyacı olan bir belediye binası, sağlık ocağı ve bir kulüp var. Köye elektrik sağlanıyor ancak doğalgaz temini yoktur. Öğrenciler İlk öğretimi aldıktan sonra eğitimlerini Vauhas Okulu'nda devam etmektedir. Anaokulumuz yok, köyde vatanın kalkınmasını düşünen birçok genç var. Köyün tüm sakinleri çalışıyor, aynı zamanda tarımla da uğraşıyorlar. Konstantinopolis, bugünkü görünümünü padişahların başkentinde yüksek sanatın izlerini bırakan Ermeni mimarlara borçludur. Sadece Balyan ailesi, Doğu tarihinin en büyük binası ve Türkiye'nin kartviziti haline gelen Dolmabahçe sarayları da dahil olmak üzere 2 düzineden fazla saray ve malikane inşa etti. İhtişamıyla herhangi bir Avrupa sarayıyla rekabet edebilecek olan bu barok mimarisiyle yapılan saray, yıllar içerisinde baba oğul Balyanlar tarafından 10 yıl, 1842-1853 yıl içinde yapılmıştır. Bugün Dolmabahçe, diğer birçok hazineyle birlikte Ermeni ressam Ayvazovski'nin 23 tablosundan oluşan bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermenilere yapılan katliamları duyan Ayvazovski, Türk padişahından aldığı tüm ödül ve hediyeleri denize atar ve bir daha Türkiye'yi ziyaret etmeyeceğine yemin eder. Batı Ermenistan'daki Sivas ilinin Kangal'daki Yılanlı Dağı bölgesine yapılmak istenen mermer ocağına karşı açılan davada çevresel etki değerlendirmesi olumlu raporu iptal edildi. Mahkeme kararda Alevilerin bölgeyi kutsal kabul ettiğine vurgu yaptı. Yılanlı Dağı bölgeyle ilintili Alevi vatandaşlar tarafından kutsallık affedilen bir yer durumundadır. Bakanlık ve şirket temyiz yoluna giderek alt mahkemenin iptal kararının bozulması talebiyle Danıştay 6. Dairesine başvurdu. Dairede başvuruyu reddederek alt mahkemenin kararını hukuka uygun buldu ve 14 Aralık 2021 tarihinde oy birliğiyle onadı. Şayet maden ocağı açılsaydı, dağın eteklerinde yaşayan halk ile dağdaki yaban hayatı ve ekolojik flora görmezden gelinmekteydi. Bu karar, doğanın korunması ve bölgedeki yaşam için önemli olduğu kadar inançsal anlamda da Aleviler yönünden önemli bir gelişme içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri askerleri Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de IŞİD bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişiye yönelik operasyon düzenledi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 4'ü çocuk, 3'ü kadın en az 13 kişinin öldüğünü açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin Ekim 2019'da öldürülmesinden bu yana Kuzeybatı Suriye'de gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu
ifade etti. Batı Ermenistan'ın Dersim ilinden Dersim Hay platformundan Mihran Pırgıç ve Asadur Balkıs'ın da aralarında bulunduğu bir grup Ermeniler bir çalışma ziyareti çerçevesinde Yerevan'a geldi. Bazıları için bu Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkentine ilk ziyaretiydi. Şu anda işgal altında bulunan ve yaşam beşiği olan Batı Ermenistan'da yaşayan Batı Ermenistan'ın evlatları Yerevan'ı ziyaretleri sırasında bir dizi tarihi ve kültürel mekanı ziyaret etme, başkenti tanıma şansına sahip oldular. Dersim Ermenileri için Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit anıtı, soykırım müzesi ve Eçmiadzin Ana Katedrali'ni ziyaret etmeleri çok önemliydi. Konuklar ayrıca Batı Ermenistan'ın devlet televizyonu Vesten Armenia TV'nin Yerevan ofisinde de ağırlandı. Konuklar daha sonra tekrar ziyaret etmeyi umarak Yerevan'dan iyi izlenimlerle ayrıldılar. Ermenilere yönelik soykırım Armenosit'in Batı Ermenistan'da gerçekleştiği unutulmamalıdır. Tarih araştırmacısı Hajak Sirekanyan Facebook sayfasında şunları yazdı. Batı Ermenistan'ın bir şehri olan Van'daki Menua kanalını muhtemelen başkent Tuşba'ya, diğer adıyla Van'a içme ve sulama suyu sağlamak için Kral Menua tarafından inşa ettirildi. M.Ö. 810, M.Ö. 786. Menua kanalının uzunluğu 70 kilometre, genişliği 4,5 metre, derinliği 1,5 metredir. Kanal günümüzde de kullanılmaktadır. Kanalın yapımını bildiren çivi yazılı kayıtta şunlar yazılıdır. Halkların gücüyle İşbuine oğlu büyük kral, güçlü kral, Biayna ülkesinin kralı ve Tuşba şehrinin sahibi Menua bu kanalı yaptı. Kanalın adı Menua kanalıdır. Türkolog Varujan Gegamyan yazıyor. Amerikan İRI adlı örgütü Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki kamuoyu anketinin düzenli sonuçlarını yayınladı. Anket Kasım-Aralık 2021'de yapıldı. Araştırmanın bazı sonuçlarından Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye ile ilişkilerindeki ilgisini anlamak mümkün. İşte bazı sonuçlar. Ankete katılanların büyük çoğunluğu Türkiye'yi %90 ve Azerbaycan'ı %77 Ermenistan Cumhuriyeti için başlıca siyasi tehditler olarak görüyor. Ezici çoğunluk ikinci sırada güvenlik sırasıyla %88 ve %81. Ve ekonomik tehdit sırasıyla %68 ve %52 olarak değerlendirmektedir. Neyse ki Ermenistan Cumhuriyeti nüfusunun çoğunluğu, Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ni bağımsız bir siyasi faktör olarak yok etmeyi amaçladığını biliyor ve gerçek barış söz konusu olamaz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gümrü şehrinin Şirak adlı topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Aseng Şnoravor adlı eseri sunuyoruz. Aseng Şnoravor, Aseng Şnoravor, Mertaza Pesin Okican Çuhen Şnoravor. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.